Maç etkisini vurdu ama penaltı pozisyonunun haklı olduğunu düşünüyorum. Birinci mi, ikinci mi? Şöyle ikisinde de aslında aynı şekilde olan bir penaltı. Hemen hemen aynı. Ondan sonra bence penaltı kararları doğru. Ama yani hakemin çok tartışılacak bir yanı olmadığını düşünüyorum. Aslında defans yaptık. Güzel de futbol oynadık ama ileriye dönük çok atak gerçekleştiremedik. Çok net pozisyonlar yakalayamadık. Daha iyi olabilir miydik? Olabilirdik. İnşallah önümüzde hemen Denizli maçı var. Ona konsantre olup rakiplerimizden puan almanın çabasına düşüneceğiz mecburen. Maalesef bu maçı kötü bir şekilde kaybettik. Tabii burada birçok konu var ama ben şunu söyleyeyim. Biz geçen yıl ikinci yarı 16 puan önümüzdeki Malatya'yla rekabet haline girdik ikinci yarı ve daha bazı bölümlerde bizim alt sıramıza dahi düştü. Daha lig erken. Evet, bu kaçan maçlar, özellikle de iyi oynayıp da kaçırdığımız çok ciddi maçlar var. Bazı maçlar gerçekten hakem kıyımlarına uğradık. Bakın bu maçta da iki tane penaltı var. Bence penaltı kararları doğru diyorum. Doğru. Benim yorumum, bizim yorumumuz öyle. Ama diğer maçlarda hakem kıyımları olduğunu söylemiştik. Bunlar var ama biz hem transfer tahtasını 25 milyon TL hem de yapacağımız transferlerin bütçesini ayarlamaya çalışıyoruz. Taraftarlarımız hepimiz gerginiz. Geçen yıldan beri bu travmayı yaşıyoruz. Düşeceğiz, düşme korkusu. Sürekli bunları hepimiz her maça çıkarken bunun gerginliği, her zaman bunun gerginliği. Şunu söyleyebilirim. Yönetimimiz olaya tamamen hakim. Hatalar olabiliyor. Her oyuncudan, transfer edilen her oyuncudan istediğimizi alamayabiliyoruz. Bu konuda var. Ama eğer transfer tahtasını açabilirsek yapacağımız takviyelerle takımımız çok iyi duruma gelecektir. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Yani biz ister miyiz takımımız kötü durumda olsun, bu sıralarda, bu puanlarda olsun? Asla istemeyiz. Ama bunu bir bahane olarak söylemiyorum. Ama çok ciddi bir finansal krizle karşı karşıyayız. Hiçbir gelirimiz yok. Tabii maçla kazanamadığımız için böyle de bir öz eleştiri yapalım ama önümüzdeki transfer yasağı ve transfer bütçelerini ayarlamak için bir çaba, bir mücadele veriyoruz. Bu konuları atladığımız zaman Kayserispor düzelir. Takviyeleri nerelere yapacağımızı biliyoruz. Tedirginiz, üzgünüz. Hepimiz aynı hisleri paylaşıyoruz. Bunları atlatmak için elimizden gelen tüm mücadeleyi veriyoruz. Korkmayın. Emin olun ki gerçek Kayserispor istediği skorlara yakında kavuşacak. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim.